Efendim iyi akşamlar. RT Televizyonu ana haber bülteniyle canlı yayında karşınızdayız. Bu akşam yoğun bir gündem var. Hemen detayları ekranlarınıza getirmek istiyorum. Takvim yaprakları ise 28 Ekim Cuma gününü göstermekte. İşte ayrıntılar diyelim. Değerli izleyenler, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılı Ereğli'de bugün coşkuyla kutlandı. Öğleden hemen sonra Anıt Meydanı'ndan Yunus Emre Meydanı'na kadar, daha doğrusu Demokrasi Meydanı'na kadar hem protokol üyeleri hem de vatandaşlar mehter takımı eşliğinde yürüdüler. Ve Demokrasi Meydanı'nda Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise güzel bir konuşma yaptı. İşte bugün gerçekleşen programın tüm detaylar. Cumhuriyetin kuruluşunun 93. yılı Ereğli'de coşkuyla kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program Ereğli Belediyesi'nin organizatörlüğünde mehter takımı eşliğinde Yunus Emre Meydanı'na kadar yürüyüşle devam etti. Yol boyunca mehteran ve yürüyüşe alkışlar ile destek veren Ereğli vatandaşlar ve esnaflar da coşkuya ortak oldu. Öğrencilerin taşıdığı devasa bayrağın yanında Ereğli Belediyesi tarafından öğrencilere dağıtılan ay yıldızlı tişörtler ile öğrencilerin dalgalandırdığı bayraklar coşkunun artmasını sağladı. Yunus Emre Meydanı 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda toplanan binlerce vatandaşa seslenen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 93 yıl önce her karışın şehit kanlarıyla sulanan bu topraklardaki mücadele sonrası Cumhuriyeti ilan ettiklerini söyledi. Üç yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının her karışında şehit kanı olan bu topraklardaki mücadelesinin sonucunda Cumhuriyet ilan edildi. 93 yıldan beri de ayakta, dimdik ve ilelebet yaşamaya devam edecek. Bizler ülke olarak, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha nice yılları hep birlikte yaşayacağız. Türkiye, Anadolu coğrafyası ta yüzyıllardan beri medeniyetler boyunca hep gözde olmuş, hep bu anlamdaki bu topraklar üzerinde sisi düşmanların, hainlerin gözü olmuştur. Bu hainler bazen işte, bazen dışta, bazen beraber, bazen tek bu ülkeyi bölmeye, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye çalışmışlardır. Tarih boyunca bunları yaşadık, yaşıyoruz. Yakın tarihimizde de yaşadık. Bu grubu, bu topluluğu, bu hemşerilerimizi görünce 15 Temmuz'dan sonra bu meydanda tuttuğumuz demokrasi nöbetlerimiz aklımıza geldi. 21 günlük bebeğiyle gelen aileler, 87 yaşındaki büyüklerimiz, gençlerimiz, yetişkinlerimiz burada sabah ezanlarına kadar hep beraberiz, biriz diyerek haykırdılar. Onun için bu milletin, bu necip milletin hiçbir zaman önüne ve yaşadığı coğrafyaya, yaşadığı topraklara kimsenin bölmek noktasında gücü yetmeyecektir. 15 Temmuz'da gençler, özellikle sizler bunu yaşadınız. Biz de sizin gibiyken 12 Eylül'ü yaşadık. 12 Eylül 80'de yine böyle bir darbe oldu. İhtilal dediler. Ama bu 15 Temmuz'da yaşanan darbe de değildi. Darbeden de öte bu milleti birbirine kırdırmaya, bölmeye, ülkeyi parçalamaya yönelik bir girişimdi. Ama şükürler olsun ki yüce milletimizin, yüce halkımızın sağduyusu, birliğimiz, beraberliğimiz bunların bu hain heveslerini kursaklarda bıraktı. Sizler, gençler, bu 15 Temmuz'u unutmayacaksınız değil mi? 15 Temmuz'u yaşadınız. Yarın inşallah bizlerin yerinize geldiğinde, yarın
belli noktalara geldiğinizde, yarın anne olduğunuzda, yarın baba olduğunuzda, yarın çocuklarınıza sahip olduğunuzda bu 15 Temmuz'u hep anlatacaksınız. FETÖ ve onun uzantıları, terör örgütleri yıllarca bir yılan gibi içimizde barınıp 15 Temmuz'da yüzlerini ortaya çıkardılar. Sizler buna şahitlik ettiniz. Bu aslında sizler için de ve o demokrasiye sahip çıkma noktasında da bir asil duruş ve asil bir unvan diye düşünüyorum. Efendim, asıl büyük gün yarın. Tam 93 yıl önce 29 Ekim tarihinde Cumhuriyetimiz ilan edildi. Yarın inşallah Ereğli'de de önemli programlar düzenlenecek. Yarın akşamki ana haber bültenimizde düzenlenecek olan bu programları ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi yine bir başka güzel haberle devam edelim bültenimize. Toros Camii'nde, Toros Mahallesi'nde yeni bir cami yapıldı ve ismi ise Ömer Halis Demir Camii oldu. Mahalle sakinleri böyle istedi ve müftülük tarafından da bu isim verildi. Yeni yapılan Şehit Ömer Halis Demir Camii'nde bugün ilk cuma namazı kılındı. Cemaat ise kılınan ilk cuma namazına yoğun katılım gösterdi. Ereğli'de yeni yapılan ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in adı verilen camide ilk cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ tarafından Toros Mahallesi'ne yapılan camiye vatandaşların isteğiyle Şehit Ömer Halis Demir ismi verildi. 15 Temmuz kahramanı olan Ömer Halis Demir'in adının yaşatılacağı bu camide ilk cuma namazı kılındı. Büyük bir mutluluk içerisinde camiye gelen cemaat, Ömer Halis Demir'in isminin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Allah razı olsun. Ne verirseniz yardımcı. Evet. İlk cuma namazında burada yani kılmak nasip oldu. Evet, namaz kılmak için Şehit Ömer Halis Demir Camii'ne geldim. Evet evet, duydum açılacağını, onun için geldim yani. Yani zaten camiler şerefli bir mekanlardır. Ömer Halis Demir ismini almakla da ayrıca bir şeref kazanmıştır. Ve onun isminin verilmiş olduğu bir camide ben fahri olarak, gönüllü olarak görev yapmak bana ayrıca bir şeref ve haz ve heyecan uyandırıyor. Bundan dolayı çok mutluyum ve memnunum. Yani. Vallahi çok beğendik. Çok teşekkür ediyoruz kim düşündüyse. Şehidimizin ismi. Memnun oldunuz. Ömer Halis Demir. Halis Demir. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Ve böyle bir kişinin ismini verildiği için çok memnun oldum. O gurur verici. Geleceğimize bu 15 Temmuz'u yaşattığı için, geleceğimiz için daha hayırlı olacağına inanıyorum. Evet, büyük bir işe imza attı değil mi? Tabii canım, 15 Temmuz bir hani dünya çapında Türkiye'yi yok etme bir şey olduğunu vatandaşımın çoğu biliyor bunu. Toros Mahallesi Muhtarı Yusuf Nacak. Camimiz yeni olduğu için 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir'in ilk kurşun sıkan şehidimiz olduğu için bu camiye bu ismi vermek düşüncesinde bulunduk. Halkımızla birlikte aldığımız bir karar, müftümüzden aldığımız bir karar ve Halis Demir'in ismini camimize verdik. Bu camimizde ismini yaşatacağız. Güzel bir katılım var. Herkes takdir ediyor bu konuda. İyi bir katılım var. İsmine yakışan bir cami olduğu için Ömer Halis Demir'in asansör engelliler için de çok güzel bir cami oldu. Evet,
Engelliler için mi asansör yaptı? Engelliler için asansör yapıldı. Yani ilk defa bu camide bu asansörün olduğunu görüyorum. Konya bölgesinde hiç o kadar camiye gittim görmedim. İlk defa gururluyuz o konuda. Efendim bu caminin Toros Mahallesi'ne kazandırılmasında mahalle muhtarı Yusuf Nacan'ın gerçekten de büyük emekleri ve katkıları var. Zaten mahallede yaşayan vatandaşlar da bunun bilincinde. Biz hem muhtar beyi hem Yusuf Nacak beyi hem de vatandaşları tebrik ediyoruz. İnşallah bu haberi ulusalda da takip etme imkanına sahip olacaksınız. Efendim hastane yolu üzerinde bugün öğleden sonra protokol üyelerinin de katılımı ile bir iş yeri açıldı. İşte haberin ayrıntısı. Fatih Mahallesi'nde yeni açılan iş yerinin açılış törenine Ereğli Protokolü katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Müftü Yusuf Eseroğlu tarafından dua edildi. Yapılan dualardan sonra açılış kurdelesi kesildi. Firma yetkilileri amaçlarının kaliteli ve taze ürünleri üreterek Ereğli halkına sunmak olduğunu belirtti. Program davetlilere yapılan ikramdan sonra son buldu. Yemek yiyelim dedin, götürdün güzel bir yere. İlahi ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şu mübarek cuma gününde icabet saatine tevafuk etme ümit ve temennisiyle yaptığımız duamızı Ravza-i Mutahhara'da, Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de yapılan dualar zümresinden eyle ya Rabbi. Vatanımıza, memleketimize, milletimize, devletimize, ordumuza, yurdumuza ya Rabbi kötü günler gösterme. Ereğli'mizin güzide işletmelerinden biri olmaya hazırlanıyoruz. Amacımız Ereğli'de hijyenin, temizliğin, özellikle güler yüzün ve kalitenin ön plana çıkabileceği, Ereğli'mizin insanların eşiyle, çocuğuyla, ailesiyle, gönül rahatlığıyla gelip istediği şekilde hem keyif alabileceği, hem dinlenebileceği, hem de lezzetleri en güzel şekilde tadabileceği bir işletme olarak Kafe Garden'ı açtık. Bugün itibariyle bütün Ereğli hemşehrilerimizi işletmemize bekliyoruz. Bizim amacımız az önce de dediğim gibi tamamen kaliteli ve tamamen taze ürünleri çıkartarak halkımıza sunabilmek. Bu noktada tüm Ereğli'nin desteğini bekliyorum. Efendim devlet hastanesinden yapılan önemli bir açıklama var. Bunu hemen paylaşmak istiyorum. Hastanede mesai dışı poliklinik hizmetleri artık verilmeye başlandı. Çocuk hastalıkları ve kadın çocuk hastalıkları hafta içi her gün mesaiden hemen sonra 18-20 saatleri arasında. Kadın hastalıkları hafta içi her gün 17-19 saatleri arasında. Göz hastalıkları pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe yani haftanın ilk 4 gününde 17-19 saatleri arasında. Kulak, burun, boğaz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe aynı şekilde 4 gün 17-19 saatleri arasında. Kardiyoloji pazartesi, çarşamba ve cuma. Evet, pazartesi, çarşamba ve cuma günü 17-22 saatleri arasında. Nöroloji salı ve perşembe günleri 17-19 saatleri arasında. Yine psikiyatri pazartesi, salı ve perşembe günleri 17-19 saatleri arasında. Ortopedi pazartesi ve perşembe günleri 17-19 saatleri arasında. Aynı şekilde dahiliyede pazartesi ve çarşamba günleri 17-19 arasında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Mesai dışı polikliniklerde randevulu ve randevusuz hastalara bakılacağı duyuruldu. Hastanenin yapılan açıklama bu şekilde. Yine Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği'nden de önemli bir duyurumuz var. 2016 yılına ait sulama suyu borçlarının 3. taksitleri 31.10.2016 tarihinde sona erecek olup sulayıcılarımızın 3. taksitlerini süresi içerisinde ödemeleri, ayrıca geçmiş yıllara ait borcu bulunan sulayıcılarımız adlarına hukuken dosya açılmaya başlanması nedeniyle borçlarını ödemeleri rica olunur denilmekte. Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği'nden yapılan duyuruya göre. Şimdi Ereğli'deki gelişmeleri ekranlarınıza getirdik.
Türkiye gündemine bakalım. Daha sonra kısa bir reklam arası ve biz ardından burada olacağız. Irak'ın en büyük ikinci şehri Musul'u DAEŞ'in elinden kurtarma operasyonu devam ediyor. Irak ordusu operasyonlar komutanlığınca Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna ilişkin bilgi verildi. Buna göre Irak ordusu ile DAEŞ arasında 11 günde meydana gelen çatışmalarda 772 teröristin öldürüldü. Musul kenti ve civarında yer alan 87 bölge ve köyde güvenlik güçlerince kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi. Açıklamada 23 teröristin yakalandığı, 127 patlayıcı yüklü araç, 27 havan topu, 397 bomba, 5 patlayıcı yüklü motosiklet ve 40 mevzinin kullanılamaz hale getirildiği de bildirildi. Musul'u kurtarma operasyonuna katılan Şii Milis Güç Açlı Şabi, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telefer kentini DAEŞ'tan temizlemek için saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. Haçlı Şabi Komutanı Ahmet El Asadi, operasyona başlamak için saatler kaldı dedi. Operasyonun başlamasından bu yana kara ve hava saldırılarında belirli alanlarda ilerleme kaydedildi. Ancak komutanlar yine de Musul'u ele geçirmenin haftalar sürebileceğini söylüyor. Operasyona 50 bini bulan Iraklı güvenlik güçleri, peşmergeler, Sünni aşiretler ve Şii milisler katılıyor. Musul operasyonunun komutanı Tümgeneral Necmi El-Cubri'ye göre DAEŞ, ordunun ilerleyişini durdurabilmek için çok sayıda bombalı araçlarla intihar saldırıları düzenliyor. Cubri, askerlerinin operasyonun başladığı 17 Ekim'den beri en az 95 bombalı aracı imha ettiğini açıkladı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, DAEŞ'a karşı mücadelede Türkiye'nin desteğini istediklerini ancak bunun için Bağdat'ın onayının gerekli olduğunu söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum da sivilleri ve DAEŞ cehenneminden kaçanları korumak bizim ve silahlı kuvvetlerimiz için önceliktir dedi. Birleşmiş Milletler sivil kayıpları hakkında tüyler ürperten bir rapor yayınladı. DAEŞ'ın Musul'da 8 bin aileyi canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı. Öte yandan DAEŞ'ın ateşe verdiği Mişrak Kükürt Tesisi 8 gündür söndürülmeye çalışılıyor. Yanan ham kükürtün havaya saçtığı zehirli duman bölgede görev yapan askerlerle köy sakinlerini ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Yangın sonucu havaya yayılan zehirli gazlardan şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Tesis, Musul'un zengin yeraltı rezervleri arasında yer alan Kükürt Tepelerinin hemen yanında Kayyara-Musul ana yolu üzerinde yer alıyor. Kayyara kasabası ve çevresinde yoğun bir beyaz duman tabakası oluşturan Kükürt yangınının kuzeyde kalan Erbil, Duhok ve oradan da Türkiye'ye kadar uzanan geniş bir bölgeyi etkileyebileceği uyarısı yapılıyor. Musul'da medya kuruluşlarının operasyonları cephelerden izleme yasağı ise hala devam ediyor. DAEŞ'ın Musul'da yaktığı Kükürt fabrikasından çıkan zehirli bulutlar Türkiye'ye mi geliyor? Kükürt yüklü bulutların Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da görülecek yüksek nemle birleşerek asit yağmurları oluşturabileceği endişesi artıyor. Halk sağlığı uzmanı doçent Doktor Oğuz Özyeral da konuyla ilgili bilgi verdi. Yağmurlarla ve rüzgar dalgalarıyla giden bu olumsuzluk gerçek maviyi bozacak. Dolayısıyla da gerçek yeşilden uzaklaşacağız. Yani şunu demek istiyorum, içtiğimiz suya kadar her şey kirlenecek ve zehirlenecek ve dolayısıyla da tabii ki ortamda yetişen bütün bitkiler ve ondan beslenen hayvanlar da ve tabii ki o doğanın içinde biz yaşadığımız içinde nasibimizi alacağız. Peki bu zehirli bulutlardan kendimizi korumak için neler yapabiliriz? Evimizin havalandırılması esnasında ki bunu gözle asla görmemiz mümkün değil. Bir bulut halinde geliyor ama o bulutun rengi yok, görmüyoruz, artık dağıldı. Kısa sürelerle buna dikkat etmek lazım. Asit yağmurları indiğinde, biz bunlara asit yağmur diyoruz, kirli su buharıyla gelen duruma. Burada da ne olacak?
vücudumuzun ıslanmaması gerekiyor. Eğer bu şekilde yağmurların altında kalıyorsak derhal eve döndüğümüzde duş almalıyız. Üstümüzü ve kıyafetlerimizi komple değiştirip yıkamalıyız. Ama bunların ve bu gibi olayların etkisi yıllarca sürmeye devam edecektir. Bölgelerdeki tarımsal alanlarda bu asit yağmurlarından olumsuz etkilenecek. Tabii ki bölgedeki bütün tarımsal alanın kötü bir şekilde etkileneceği, etkisi altında kalacağı bir gerçek. Ama bu demek değildir ki bitecek. Bu uzun süreli maruziyet uzun olacak. Zehirli gaz korkusu Türkiye'deki vatandaşlara çoktan ulaştı. Hakkari, Şırnak ve Gaziantep'te zehir endişesi yaşanıyor. Hakkari'de etkili olan sağanak yağmur ve akabinde oluşan sis şehir merkezini görünmez hale getirdi. Hakkari ve ilçelerinin kuzey Irak'a sıfır noktada bulunduğunu belirten vatandaşlar, Musul'daki kükürt fabrikasının yanması sonucunda atmosfere yayılan zehirli gaz nedeniyle tedirginlik içinde olduklarını belirtti. Şırnak'ta da durum Hakkari'den farklı değil. Okullara servis ve özel araçlarla giden öğrenciler teneffüs aralarında dışarı dahi çıkmadı. Gaziantep'te asit yağmuru iddiaları Gaziantep'lileri endişelendirdi. Kimi vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle asitten korunmaya çalışırken, kimileri de koşarak asit yağmurundan kaçmaya çalıştı. Valilik ise kentteki yağmurlarda asit olmadığını duyurdu. Hazro ilçesi Reşik Mahallesi sınırlarında iki adrese, yollara ve araziye el yapımı patlayıcı döşeyen, patlayıcı yüklü araçları infilak ettirilen, kamu personeli ve binalarına yönelik saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından yapılan baskında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 3200 torbada 157 ton amonyum nitratla 5 plastik bidonda yaklaşık 1000 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi. Daha önce gübre olarak da kullanılan amonyum nitrat maddesi terör örgütleri tarafından bombalı saldırılarda yoğun olarak kullanılınca Haziran ayı başında yasaklanmıştı. Her günkü gibi yine aynı sözle açıldı dükkanlar. Vitrin tozlarından arınırken esnaflık ruhu da hep olduğu gibi bugün de tertemiz kaldı. Ahiliktir bizim geleneğimiz, esnaflık da, insanlık da budur dercesine siftah yapamayan dükkan komşusuna gönderildi yeni müşteriler. Çıraklar bugün de yine para üzerine unutan müşterinin peşinden hiç usanmadan koşturdu. İskemleler dükkanın önüne koyuldu, tarihi camilerde yine ön safların yolu tutuldu. Ve cami çıkışı, çaylar yine muhabbetle yudumlandı. Burası, asırlardır bizden olan, bizi yansıtan ahilik ve alışveriş kültürünün yaşatıldığı Tarihi Bedesten Çarşısı. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda ahilik ruhu aynı kalırken, 519 bina, 2687 dükkan yenilendi. Bedesten Çarşısı, yenilenen yüzüyle sizleri bekliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi
ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratken'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratken İnovatif serisinden. Selenit. Fratken. Fratken Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratken kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratken'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratken Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Zirai mücadele ilaçları Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar. Zirai mücadele ilaçları Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sundu. Bizlerden bu akşamlık da bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.